Hediye, eğer o ilaçları bulursak Fatih de Şule de hapse girer. Kızımı o canilerin elinden kurtarmamız lazım Tarık. Gözümüzün içine baka baka zehirliyorlar yavrum. Hepsinin hesabını soracağız. Dursan, Jülide'yi dolandırdılar. Rahmetli Selim'in bütün emeklerine el koydular. Jülide'yi, Ozan'ı, beni, hepimizi mahvettiler. Yanlarına kar kalmayacak. Eğer Aslı'ma ilaç verdiklerini ispatlayabilirsek gerisi çorap söküğü gibi gelir. İnşallah Tarık, inşallah. Peki içeri nasıl gireceğiz ilaçları almaya? Jülide'nin eski odası şu balkonun olduğu kapı değil mi? Evet. Ben şu yağmur borusundan tırmansam. Olmaz, alarm var. Jülide girdiğinde çalıştırmıştı ya. Onu unuttuk. Alarm varken giremeyiz. Ama benim başka bir fikrim var. Hayırdır, buyurun. Merhaba Şule Hanım. Kızıma bir hediye almıştım da ben, söz hediyesi. Dünkü o hengamede veremedim, şimdi vereyim bari, evde mi? Aslı! Aslım evde yok, hava almaya parka gitti. Ha, olsun, biz otururuz, birer kahve içeriz. Zaten şöyle bir dünür dünüre oturamadık değil mi? İyi, oturun madem. Paranın yüzü sıcakmış cidden. Kadın hemen dönürüm demeye başladı. Ama böylesi daha iyi. Jülide ile bir olup karşımda duracağını yanımda dursun. Ben bir lavaboya gideyim. Hemen göstereyim. Ah. Yok canım, ne gerek var? Yıllardır bildiği ev zaten. O gider. Gelin, bizim konuşacaklarımız var. Bir kahve yapalım da. Ne konuşacağız? Şöyle söyleyeyim, yani ben ilk başlarda pek inanmıyordum ama artık kesin bir adına oldum. Benim kızım Fatih'i seviyor. Bu evde yaşamaktan da çok mutlu. Büyükler olarak da bize düşen onların yuvasını kurmak değil mi? Kınasıdır, nişanıdır, nikahtır, bunları konuşalım, planlayalım. Hadi konuşalım bari. Nerede bu ilaç? Nereye kayboldu bu Tarık? Ne iş çeviriyor? Şule Hanım! Ne oldu? Niye peşimden geldin? Ben lavaboya baktım da. Aşağıda da var lavabo. Benden daha iyi bilmen lazım. Öyle de biri var sandım ben içeride. Belki Berçin evdedir filan, girmeyeyim dedim. Yok ama neyse. Şurada biliyorsun yerini zaten. Buyurun. Çok güzelmiş. Teşekkürler. Soliste geldi. Ne işi var bunların burada? Hoş geldin Sibel'cim. Hediye Hanımlar da çocukların nikah işini görüşmek için gelmişler. Hadi sen de bir kahve yap, gel otur bizle. İstemez. Yapamam kahve filan. Tarık,
Sonunda istediğin oldu. Fakir hayatına özenip duruyordun. Sonunda 5 parasız kaldın. Kendine göre bir çulsuz da bulmuşsun. Nasıl? Mutlu musun bari? Çok mutluyum Sibel. Tahmin bile edemezsin. Sevsinler senin mutluluğunu. Yalnız tez zamanda durumunu düzeltmezsen bu yılan başkasına kaçar, haberin olsun. Burası zengin muhiti, öyle değil mi? Buluverir dişine göre birine hemen. Sibel, terbiye. Kusura bakma Sibel'cim, hiç seninle yüz göz olamayacağım şimdi. Canım dünürüm, sonra görüşürüz artık. Aslında gelmedi nasıl olsa, biz kalkalım. Tabii canım, ne zaman istersen. Aa, nasıl da benimsemiş. Dünürüm diyor. Jülde teyzeyi de satmışsın hemen. Belçin, evimde tatsızlık istemiyorum. Yeter. Kızım, bir ihtiyacım var. Aslında var babacığım. Ama senin benim ihtiyaçlarımı karşılayacak paran olmadığı için boş ver bence. Gezmesiymiş bu. Fatih de yok ortalarda. Aldın mı ilacı? Burada. Eğer bu tahmin ettiğimiz gibi bir ilaçsa ana oğul ikisinin de işi biter. Aslıma bunu verdikleri için ömür boyu hapisten çıkamazlar. Hadi inşallah. Kurtaralım bir an önce kızımı bunların elinden. Ozan, Jülide, hepimiz perişan olduk. Bitsin artık bu eziyet lütfen.